Kadın hastalıklarına dair aklınızda herhangi bir soru varsa şu anda sevgili izleyenlerimiz, hocamız hazır buradayken bizleri arayıp kendisine sorularınızı iletebilirsiniz. 0212 702 42 42 lütfen herhangi bir sorunuz varsa isminizi vermek zorunda değilsiniz. Hemen bizi arayabilirsiniz. 40 yaş altında ve 40 yaş üstünde herhangi bir sorunumuz olmaksızın hangi testleri yaptırmalıyız? Bir de tabii ki sokak röportajımızdan ilgili bir yorumunuz olacak. Hiç yaptırmayanlar, düzenli yaptıranlar, senede 4-5 kez yaptıranlar. Aslında düzenli check-up'ını, kadın doğum check-up'ını hanımların yaptırdığını dinledik sokak röportajlarından. Şimdi tabii toplumda bu konuda bir bilinçlenme var. Bilinç seviyesine bir artış var Çağla Hanım. Bu yayınların da sosyal medya ve televizyon, görsel ve yazılı basının da bu konuda çok büyük katkısı var bilinç düzeyinin artmasında. Hı hı. Şimdi şöyle, hanımları biz iki gruba ayırıyoruz. 40 yaş altı hanımların check-up'ı ve 40 yaş üstü hanımların check-up'ı. 40 yaş altındaki bir hanım 20'li yaşlarından itibaren senede bir kere pap smear testi dediğimiz rahim ağzı kanseri testini muhakkak yaptırmak zorunda. 6 ayda bir çok sık, senede bir kere yeterli. Bunun haricinde yılda bir kere eğer adet düzensizliği şikayeti yoksa normal dahiliye rutin kan tahlillerinin yapılması, vücutta kan seviyesi, vitamin D, vitamin B12, kolesterol, karaciğer enzimleri vesaire bunlara bakılması, senede bir kere bu tür kan tahlillerinin yapılması yeterli. Simir testiyle beraber tabii jinekolojik muayenede yumurtalıkların rahmin durumuna bakılması, herhangi bir şikayet olmasa da bunların yapılması önem arz etmekte. 40 yaş altı. 40 yaş altı grupta. Ve en önemli konu tabii ki meme hastalıkları. Bunun altını özellikle çizelim. Özellikle ailesinde meme kanseri hikayesi olan hanımların ailede görülen meme kanseri yaşından 10 yıl önceden başlayarak meme kanseri taramasına girmesi çok önemli. Diyelim ki Allah korusun anneniz 45 yaşında meme kanseri oldu. Siz tarama programını, yani düzgün check-up'ınızı 35 yaşında başlatacaksınız. Eğer 40 yaşındaysa ailede kanser yaşı, o zaman 30 yaştan itibaren düzgün meme ultrasonu, gerekirse mamografiyi yaptırmakta büyük yarar var. Çünkü biliyoruz ki meme kanseri genetik geçişli bir hastalık ve ailede yakın kadın akrabada, anneannede, annede, teyzede olması sizin meme kanserine yakalanma riskinizi iki kat daha arttırmakta. Peki. Bu hormonal, bu genetik geçiş önemli olduğu için bunun da check-up'ı çok önemli. Ama 20'li yaşlardan sonra ailede herhangi bir kanser hikayesi yok vesaire, hanımların, genç kızların kendilerini ayda bir meme muayenesiyle kontrol etmeleri. Özellikle adet döneminin sonunda. 40 yaşından sonra da rutin mamografi ve meme ultrasonu kontrolüne girmeleri bu bağlamda önem taşıyor. Bir elle muayene konusunda da isterseniz, değil mi hocam, 40 yaşından sonra eğer herhangi bir sorunumuz da yoksa kendimizi muayene etmemiz de çok çok önemliydi. 40 yaşından sonra tabii ki meme muayenesi meme kontrolünde çok önemli bir yer tutuyor ama araştırmalar da gösteriyor ki Çağla Hanımcığım, meme kanseri mamografiyle tespit edildiği zaman, daha doğrusu meme muayenesiyle tespit edildiği zaman genellikle artık ileri evre oluyor. Yani rutin taramada tabii ki kendimizi kontrol etmek, özellikle 40 yaş altı grupta radyasyon almamak açısından, mamografi çektirmemek açısından önemli ama 40 yaş üstü grupta daha spesifik, daha özel tarama programlarına yönelmek, işte mamografi, meme ultrasonu ya da meme MR'ı yaptırmak elle muayenenin önüne geçmiş durumda şu geçmiş anda. Geçmiş durumda. Peki, görüntülü sorularımız var sizler tabii için. Ki. Onlarla başlayabiliriz. Buyurun. Hocam merhaba. Adet gecikmesi ileride ne gibi sıkıntılara yol açabilir? Adet düzensizlikleri neden olur hocam? Bir ondan bahsedelim. Bir sorun mudur? Bir problem midir? Hep böyleydi benim diyen birisi için mesela. Şimdi adet düzensizliği aslında genç kızlarda en sık gördüğümüz şikayet. En sık gördüğümüz jinekolojik şikayet. Fakat bir de bunun tanımını yapmak lazım. Adet düzensizliği nedir? Bunun da bilinmesinde bence yarar var. Çünkü bazı, hiçbir hanım Çağla Hanım 28 günde bir çok zor adet görür. Yani 28 günde bir adet görülecek diye bir, yani bilinen bir şey var ama hanımların çok küçük bir oranı 28 günde bir adet görüyor. Hep biraz sapmalar olur. Tabii. İsterseniz önce bunun tanımını yapalım. Evet.
Şimdi adet düzensizliği demek için kanamanın birinci gününden diğer kanamanın birinci gününe 21 günden kısa, 35 günden uzun olmayacak. Bu aradaki oynamalar normal. Tamam. Buna dikkat etmemiz lazım. Bazen... Ne olur 21 günden daha kısa? Ne demek olur 21 günden daha kısa olursa veya 35 günden daha gecikirsen? O zaman adet düzensizliği var diyoruz ve nedenini araştırmamız lazım. Bunun haricinde bu günler arasındaki oynamalar, mesela bir ay 26 günde bir oluyor, bir ay 30 günde bir oluyor. Aha. Bu adet düzensizliği değil. Değildir. Boş yere doktora gitmesinler bunun için. Ama eğer 21 günden kısa, 35 günden uzunsa bu aralık, çok pardon. O zaman öncelikle bir jinekolojik muayeneyle sık adet gören bir kadında bir miyom mu var? Rahim içinde yerleşmiş bir polip mi var? Yumurtalıkta kist mi var? Bunun araştırılması lazım. Muayene ve ultrasonografi ile bu çok kolaylıkla test edilebilecek bir durum. Eğer organik bir neden yoksa o zaman hormonal düzeylere bakmak lazım. Yani hastanın kadınlık hormonları, östrojeni, prolaktini, bütün hormon profiline adet döneminde, kanamanın ikinci ya da üçüncü günü yaptırıp bunu da bir gözden geçirmek lazım. Hormonal bir bozukluk var mı yok mu diye. Çünkü adet düzensizlikler büyük bir oranda hormonal bozukluklara da eşlik edebilir. Hormonal bozukluklarla da beraber bulunabilir. Bu bağlamda organik nedenler ekarte edilmeli, hormonal nedenler ekarte edilmeli. Bunlar ekarte edildiği zaman ya da bir neden bulunduğu zaman da buna yönelik tedaviyi planlamak şart. Aşırı gelen kanama ve az gelen kanama neye işaret eder? Hep öyle oluyor ya bazen, ben inanılmaz aşırı kanamam oluyor ya da daha az kanamam oluyor ya da bayağı az oluyor diyenler de var. Neyle ilişkili oluyor hocam bu? Şimdi aşırı kanama bir kere az kanamadan daha önemli. Çünkü aşırı kanama olduğu zaman bu vücudu yoran bir olay. Tabii. Her ay kanamak, her ay parçalı pıhtılı kanamak bu kansızlığa da sebebiyet verir. Ve bunun yaşam konforunu ciddi bir şekilde bozan bir alakası var. Aşırı kanama bizim için önemli. Aşırı kanama yapacak nedenler öncelikle birinci sırada rahimde yer alan bir miyom. Rahim içerisinde yer kaplayan bir polip, yani saplı et parçası diyoruz. Rahim ağzındaki bir problem. Bunların hepsi aşırı kanamaya sebebiyet verebilir. Böyle bir problem varsa önce bunun tedavisine gidilecek. Genellikle aşırı kanama, hipermenore dediğimiz olaylar da bu organik nedenlerle bağlı oluyor. Ama bunun zıttı az kanama olma durumu mesela. Biz buna tıbbi dilde hipomenore diyoruz. Yani az adet kanaması. Bu bazı hanımlarda tamamen bünyesel olabiliyor. Yani kadının adetleri düzenli ama kanama miktarı 3-4 gün. Günde 2-3 pet civarında kanama oluyor. Bu yapısal olabilir. Eğer adetler düzenliyse bunun üzerine çok durmuyoruz. Ama adet düzensizliğiyle beraber az kanama olayı varsa o zaman muhakkak hormonal profile bakmak gerekli. Bakmak lazım. Peki ağrılı adetin nedeni araştırmalı mı? Adet dönemini çok ağrılı geçiriyorsa. Hep öyleydi ama hocam mesela dese size. Bir problem aranmalı mı ağrılı olduğu için? Yoksa bu süreç normalinde ağrısız bir süreç midir? Şimdi ağrının tipi önemli. Yani hastanenin acil servisine gece vakti gidecek kadar bir ağrı oluyorsa adet döneminde ya da ağrı kesici iğne iğne yaptırmadan duramıyorsa, ne bileyim okula gidemiyor, işe gidemiyorsa adet döneminde çok pardon, bu anormal bir durum. Bunun muhakkak araştırılması lazım. Ama kasıklarda hafif bir ağrı var. Bir parasetamolle geçiyor olay, bir ilaçla geçiyor. Bu önemli bir durum değil. Buradan bütün genç kızlara özellikle tavsiyede bulunmak istiyorum. Ağrılı adet genellikle ayak üşütmesiyle, ayakları sıcak tutmamakla, kasık bölgesini sıcak tutmamakla çok direkt ilişkili. Özellikle kış aylarında çok ince pantolon giymesinler, kot pantolon giymesinler. Daha yünlü, onların özellikle kasık bölgelerini sıcak tutacak, ayaklarını sıcak tutacak giysileri tercih etsinler. Üşütmemek
bu şikayetlerin büyük ölçüde kaybolmasına sebebiyet verebilir. Hı hı. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi ağrılı adet çok ciddi boyutlarda, hastanenin acil servisine gidip işte tedavi görecek kadar ciddi boyutlarda, o zaman jinekolojik muayene şart. Çünkü biliyoruz ki bir takım rahatsızlıklarda, işte endometrioz istediğimiz, çikolata istediğimiz durumlarda adet dönemleri çok ağrılı geçebiliyor genç kızlarda ve bu ileriki yıllarda da kısırlığa kadar gidebilecek problem yaratabiliyor. Bu bağlamda ciddi ağrılı adet varsa jinekolojik muayene kesinlikle gerekli. Gerekli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.